Selamun aleyküm arkadaşlar. En ucuz hayvan beslemenin formülünü soruyorsunuz. Moldova'daki hayvana verilen suyun formülünü soruyorsunuz. Formül fabrikaların atığı olarak çöpe atılan formül. Ülkemde de, benim ülkemde alkol fabrikaları az olduğu için belki onu bulamayabiliriz ama var, var. Bizim en çok bulabileceğimiz enerji, en ucuz enerji kaynağımız şu anda melas. Bakın arkadaşlar, melas bu. Bu arkadaş. Melas. Şeker fabrikalarının pancarı şekere çevirdikten sonra çöpe attığı, daha düne kadar çöpe attığı, parayla satamadığı mamül. Biz köylüler iyi kötü bunu öğrendik, kullanmaya başladık. Çok enerji kaynağı. Yani saman ve bu. Ben burada bu sene bu hayvanlarımı bunun sayesinde yaptım. Bakın akar. Bal gibi. Bunu şırası, yani pancarın şırası. Alkol fabrikaları da kullanıyor. Alkol de yapıyorlar bundan. Sonra bundan sonra bir daha su kalıyor. Onu da tarımda şeyde kullanıyorlar. Gübre olarak. Hayvan başına ne kadar vereceğimiz konusunda bana bilgi verebilen olmadı bunu. Zararı var mıdır, yok mudur diyen olmadı. Ama şunu gördüm. Ben bu sene sılaj ve bununla gittim. Maşallah hayvanlarıma. Allah'ın izniyle güzel oldu. Arpadan daha fazla enerjiye sahip. Mısırdan daha fazla enerjiye sahip. Daha ucuz ama benim ülkemde bunu çiftçiye 1,5'a 1,450'ye veriyorlar. Aracılardan alıyoruz, fabrikadan alamıyoruz. Kısıtlamalı veriyorlar. Yok tonajın yokmuş, yok mu? Ya zaten köylü 50 tane, 100 tane, 1000 tane bidonu zor bulmuş, gelmiş. Fabrikaya bunu doldur diyor, araban kaç kilo götürüyor? Adam 500 kilo götürecek, tamam mı? 400 kilo, bir Ford Cornet'i var arkasında. Yok diyor, ben sana 100 kilo veririm, 50 kilo veririm. Arkadaşlar, formül, rasyon. Bu. Ha şunu yapacağım. Ben 5 hayvanı yapıyorum. Benim zamanım az. Ben 3 ayda 4 ayda yapacağım diyorsanız mecburen hazır yeme gireceksiniz. Ama zamanınız uzunsa, uzun besi yaparsanız en ekonomik besi o oluyor arkadaşlar. Orada gittiğim tesislerde şunu gördüm. Adamlar bizim gibi danayı, erkek danayı 1 yaşında, 1,5 yaşında kesmiyor. Zamana bırakmışlar. 2,5 yaşında kesiyor. Daha çok ucuz mal ediyor. Yani yüklenmiyor. Biz ne yapıyoruz? Dayan oğlum fabrika yemi, dayan oğlum yeme, dayan oğlum yeme. Ne oldu? Mide problemi oldu. Ne oldu? İşkembe problemi oldu. Ne oldu? Hızlı kilo aldıracağız derken zarar ediyoruz arkadaşlar. Asidoz değiller, asidoz. Asidoz oluşuyormuş. Orada sordum, asidozu bilir misiniz? Adamlar asidoz ne miydi ya? Yani asidoz aşırı yem vermekten, hayvanın yemi sindiremeden dışarıya atması. Mış. Ben de bunu araştırdım. İnternetten araştırdım. Asidoz nedir diye. Aşırı yemden veya yem değişikliğinden bir kamyon yeminiz geldi. İkinci kamyon birbirini tutmuyor içeriği. Asidoz oluyor hayvan. Ne veriyoruz o zaman? Soda. Başka şeyler veriyoruz. Adamlarda ne soda var ne vitamin var gördüm orada. Ama uzun süreli besi yapıyorlar arkadaşlar. Bizim gibi hurra 90 günde kesime getirelim yine. Yok abi yok, adamlar uzatıyor süreyi yavaş yavaş. Hayvan yediği yemi sindiriyor. Geviş getire 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 getire. Baki amcanın eve gittik dün. Baki amcanın ne oldu ne gördük? Yedirmiş hayvanlara süt alacağım diye. Hayvanlar pof 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 oturduğu yerde patlayacak. Geviş getiremiyor, çoğu getirmiyor. Niye? Asidoz olmuş, şişmiş. Aşırı yem. Süt alacağız, 10 kilo süt fazla alacağız derken 20 kilo süt parasını harcıyoruz biz zaten. Ya senin ineğin 30 kilo vermiş, benimki 40 kilo vermiş diye kalkışıyoruz. Ya onun 40 verir, benimki az yer, yem yer 20 kilo süt verir. 20 kilo versin, ben daha çok kazanıyorum. Daha az masrafla daha çok kazanıyorum. Bu arkadaşlar bir daha gösteriyorum. Melas, şeker fabrikalarında var. Burdur Şeker Fabrikası bize çiftçiye bunu bile kısıtlıyor, haftada bir gün teslim ediyor. Her gün istediğimizde fabrikadan alamıyoruz. Sadece salı günleri teslim edebiliyor. Ediyormuş. Çok yoğunmuş ya. Melas bu arkadaşlar.
Bu koyu hali. Bunu hafif sulandırıp ben samanla veriyorum. Melası şeyle veriyorum. Sılajla veriyordum. Sılacım bitti. Şimdi sılacı bıraktım. Artık grubesiye geçeceğim. Saman, arpa, pamuk küspesi devam etmek zorundayım artık. Yeşili bırakıyorum. Zaman az kaldı. Ve melas. Melasa yükleneceğim. Arkadaşlar, bütün köylüme, bütün üreticime tavsiye ederim ki melas kullanın. Melas çok güzel. Melas kullanın. Mısır şırası kullanın. Arpa şırası kullanın. Mısır ve arpa şırası orada 50 euroydu, 25 tonu. Benim ülkemde eğer köylü bizde orada, ama hayvancılık, hayvan az. Hayvan sayısı az olunca o mamule talep de yok. Bizde şimdi bütün hayvancılar hurra yapacak. Arkadaşlar, ne gördüm biliyor musunuz? Bakın bakın. Siz dersiniz ki ya hikayendeki şurup. Endeki şurup hikaye demeyin. Adam 5000 tane büyükbaş tesisi kurmuş bu fabrikanın, İspirto fabrikasının dibine. Neden oraya kurmuş? Git sorduğumuz zaman şunu söyledi. Fabrika burada. Ben bu fabrikanın yanına özellikle besanemi kurdum ve 5 senedir burada mal üretiyorum. Adam sıfır maliyet diyebiliriz ya. Ama bizden, benim ülkemde eğer köylü rağbet ederse, üretici rağbet ederse hemen pahalandırırız biz. O zaman şeker üretimini arttırsınlar. Hayvan yemeği için şeker, hayvan pancarı üretsinler. Biliriz çıksın. Hayvan şeker pancarı satın alsın, köylüye ektirsin. Her yerini yerinde kullanalım. En ucuz maliyet. Kendi mahsulümüzü kendimiz kaldıracağız arkadaşlar. Pancarımızı hayvan pancarı ekeceğiz. 10 dönüm hayvan pancarı ekmiş olsaydım bana yeterdi. 10-15 dönüm hayvan pancarı. Daha yeni öğreniyorum. Arkadaşlar, melas, formül melas, formül melas, pancarın şırası, bu kadar basit. Formül mısırın suyu, alkol fabrikalarında kullanılan mısırın son çöpe atılan suyu, arpanın suyu, alkol fabrikalarında kullanılan su, yani kalan özünü aldıktan sonra çöpe attı. O su, o süt gibi, ayran gibi olan su. Bunu kullanabilmemiz için bizim önce besicilik yapan, köylerde hayvancılık yapan arkadaşların bunu zapt edebilecek depoları olması lazım. Depoları. Ellerinde depo olması lazım. Ne yaptık biz? Bak, bidonlara doldurduk. Gazanlara doldurduk. Önce depomuzu yapacağız. Seneye depomuz yapılmış olacak melasla ilgili. Tavsiyem de size bu arkadaşlar. Hazır yem. Kullanmak isteyen kullansın. Hızlı besi yapmak isteyen, daha fazla süt almak isteyen kullansın. Ama ben daha ekonomik, daha ucuz, nasıl çiftçi, köylü para kazanır onun derdindeyim. Allah yar ve yardımcınız olsun.